Arkadaşlar yeniden merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Bugünkü dersimiz orta taban. Bugün orta taban videosu çekeceğim. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Şimdi isterseniz hemen konuya başlayalım. Orta taban nedir? Ondan bahsedelim. Şimdi orta taban dediğimiz aslında bir doğru parçasıdır ve bu genelde karşımıza üçgende meydana gelir ama üçgende karşımıza çıkıyor. Dörtgenin de yamuğun da orta tabanları var. Onlardan ileriki vakitlerde bahsedeceğiz. Şimdi bir üçgende orta tabanı nasıl göreceğiz? Önce orta tabanı tanımlamamız lazım. Şimdi orta taban bir üçgende herhangi iki kenarın orta noktaları birleştirildiği zaman bu üçüncü kenara paralel bir doğru parçası meydana getiriyor ve bu doğru parçasına da biz orta taban diyoruz. Hemen kalemimizi alalım, bir anlatalım. Diyelim ki D noktası ile E noktası AB'nin ve AC'nin orta noktaları diyelim. Hemen şunları işaretleyelim. Bu da buna eşit olsun. İşte bir üçgende herhangi iki kenarın orta noktaları birleştirilerek oluşturan doğru parçasına orta taban deriz ve eğer böyle bir şekil görüyorsanız artık şunları söyleyebilirsiniz. DE orta tabandır. Orta taban üçüncü kenara paralel olur. Aynı zamanda orta taban olduğu için tabanın yarısıdır. Yani burası 2A uzunluğuna sahipse bu da A uzunluğuna sahip olacak. Peki bir soru da orta tabanı nasıl görürüz? Birinci model. Buraya bir numaralı model diyorum. Birinci modelde bir kenarın orta noktasından diğer herhangi bir kenara paralel çekilmişse işte bu çekilen doğru parçası yani paralel doğru parçası orta taban oluyor. Şimdi D noktası gördüğünüz gibi AB'nin orta noktası ve D'den BC'ye yani üçgenin diğer bir kenarına paralel çekilmiş. O yüzden bunun adı artık orta tabandır ve bunu gördükten sonra şunları da söyleyebilirsiniz. Bir kere BC 2K ise DEK olup aynı zamanda AE'nin de EC'ye eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu birinci model. İkinci model şudur. Bir üçgende eğer herhangi bir kenarın yarı uzunluğuna sahip bir doğru parçası aynı zamanda o kenara paralelse o zaman bu orta taban uzunluğudur. Orta taban doğru parçasıdır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi X ve 2X. Bakın 2X üçgenin bir kenarı. Bunun yarı uzunluğunda bir doğru parçası var. Aynı zamanda bu yetmez. Bir de paralel olması gerekiyor. Paralelliği de gösterdikten sonra artık şunu diyebilirsiniz. Bu dediğimiz X doğru parçası. Şimdi kırmızıyla üstünden geçiyorum. Bu orta tabandır. Bundan sonra şunları söyleme hakkınız var. O zaman onların kenarın orta noktalarıdır. Yani bu parçalar, kenarlar ortalanmıştır deriz. Üçüncü model ise dersin başında anlattığım gibi herhangi iki kenarın orta noktaları birleştirilerek oluşturulan doğru parçasıdır. Gördüğünüz gibi şurada şekildeki üçgende kenarların orta noktaları birleştirilmiş. O zaman bu doğru parçasına orta taban diyeceğiz ve tabanın yarısıdır. Artık şunu söyleyebilirsiniz. Burası 2x ise burası x'tir. Aynı zamanda ekstra şunu da söyleyebiliriz. Bunlar da paraleldir. Evet konumuz çok basit. 3 modelde gördük. 1. model, 2. model ve 3. modelde karşımıza orta taban olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunları isterseniz artık sorular üzerinde görelim ve çok güzel sorular çözeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar işte ilk sorumuz ABC üçgen BD kesişim EFK. Bu soruda zaten gösteriliyor. AD'nin DC eşit olduğu da soruda gösteriliyor. BF'de FC eşit olduğu yine soruda gösteriliyor. Bu bilgiler tamamdır. DK'nın 2KB olduğu yazılmış ama şekilde gösterilmiyor. Hemen burada KB'ye X diyorum arkadaşlar. DK dediğimizde 2X olacaktır. Bunu yazdık. Bundan sonra AE'nin 12 olduğu zaten verilmiş. EB uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi canlar soruya nasıl yaklaşmalıyım? Bir kere D noktası AC'nin orta noktası. Aynı zamanda F noktası da BC'nin orta noktası. Biraz önce dersi anlatırken dedim ki eğer bir üçgende iki kenarın orta noktaları birleştirilirse bu üçüncü kenara paralel olan bir doğru parçasıdır ki bunun adı artık orta tabandır. Ben birleştirdim. Birleştirince arkadaşlar şu meydana geldi. Kesinlikle bu DF dediğimiz şey aslında AB'ye paraleldir. Bu kesin. Ve adı orta tabandır. Orta tabanda bir de ne demiştik? Tabanın yarısıdır. Yani burada AB uzunluğu neyse DF onun yarısı olmak zorunda. Yalnız hemen şurada bunu bir görelim. Burada bakın bir kelebek oluştu. Gördüğünüz gibi. Şurada yeşille boyuyorum. Bakın bu iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı da 1/2. Benzer olduğunu hemen şöyle kısaca göstereyim. Z kuralından bu açıların eşit olduğunu. Aynı zamanda şu ters açılardan bunların da eşit olduğunu söyledikten sonra üçüncü açı da mecburen eşit olacak. Bakın burada benzerlik oranı ne olacaktır? 1'e 2 oranı vardır. O zaman ters açılarda burası diyelim ki K'yı görüyorsa burası da mecburen 2K olacaktır. Bu benzerlikten yazdım. Bir de orta tabandan şunu yazacağız. Orta taban neydi? Tabanın yarısıydı. Yani AB ne kadar?
12 artı k. İşte bunun yarı uzunluğu, yani 12 artı k'nın yarısı df uzunluğu olup o da 2k arkadaşlar. Buradan 4k 3k kalıyor. 3k eşittir 12k 4 oluyor ki zaten bize de eb'yi soruyordu. Eb uzunluğuna k demiştik. O da 4'tür. İlk sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktı. Sıradaki diğer sorumuz ABC üçgen AD'nin DC eşit olduğu şekilde verilmiş. 14 birim AE o da şekilde verilmiş. EB 2 birim verilmiş. BC 12 verilmiş. BED açısında 165 olduğu verilmiş. Şekilde her bilgi verildiğine göre benim ekstra yazmam gereken bir şey yok. Buna göre ABC açısının ölçüsü nedir? Yani istenen şuradaki açı arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Peki. Şimdi bakın bir kenarın orta noktasını görüyorum. Bir geometri sorusu çözerken arkadaşlar eğer bir üçgen ya da herhangi bir doğru parçası orta nokta görüyorsak, özellikle üçgende görüyorsak bunu, orta taban çekme ihtimalinin olacağını düşüneceksiniz arkadaşlar. İlla soru orta tabandan çıkacak diye bir kayda yok ama çözümler arasında baktınız ki sıkıştınız, bir şey yapamıyorsunuz. Orta taban çekmeyi düşünün muhakkak. Şimdi ben burada bir D'den BC'ye bir paralel çekeceğim. Orta taban meydana getirmem için ikinci modele dikkat ederseniz, birinci modelde şunu anlatmıştım. Bir kenarın orta noktasına bulup buradan herhangi bir kenara paralel çekiyorsak arkadaşlar, bu çektiğimiz paralel doğru parçası orta taban oluyor. Şu anda ben bir paralel çektim. Nereye paralel çektim? BC'ye. Bunu çektik arkadaşlar. Artık bundan sonra bunun orta taban olduğunu söyleriz ve tabanın yarısıdır bu. Yani BC'nin yarısıdır 6. Aynı zamanda neyi söyleyebiliriz? Bu orta taban AB'yi de ortadan 2'ye böler. Yani şu noktaya ben K dersem artık şunu iddia edebilirsiniz. AK uzunluğu BK uzunluğuna eşittir ki K burada orta noktadır aynı zamanda. Şimdi dikkat edin, A ile B arası toplam 16. 16'nın yarısı 8. Yani burası 8 olacak. O zaman K'dan B'ye kadar da olan kısım 8 olmak zorunda. O zaman buraya 6 kalıyor arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi içeride çok güzel bir ikizkenar üçgen yakaladım. İkizkenar üçgene göre şurası 165 ise buraya 15 kalır. 15 kalıyorsa arkadaşlar burası da 15. 15 15 30 yapar. Bu da iki iç bir dıştan aslında şu açının 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu açı 30 derece. Peki şurası da 150 derece. Aslında soru bitti çünkü B açısı 30'dur. Ama ben farklı bir yoldan göstereyim. Burada U kuralı var arkadaşlar. U kuralından da görebilirsiniz. Bakın maviyle üzerinden geçiyorum. Bu şu doğru parçasını çektim ve şunu çekersek bakın burada bir U görüyorsunuz. U'ya göre birbirine bakın açıların toplamı ne olacaktı? 180 derece olacaktı. Şimdi bu 150 derece ise demek ki arkadaşlar şu kalemi hemen değiştireyim. Demek ki buradaki açı da 30 derece olacak. Yani B açısı 30'dur. Doğru cevabımız A seçeneği dedik. Sırada yine güzel bir sorumuz var. DC'nin AB'ye paralel olduğu verilmiş. Bu paralellik gösterilmemiş. Biz gösterelim arkadaşlar. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene yamuk diyoruz arkadaşlar. Aslında ABC'de bir yamuktur aynı zamanda. AC ile BE'nin kesişimi F noktası verilmiş. Bir de DE'nin AE eşit olduğu verilmiş. Zaten bu bilgiler var. Verilmeyen bilgilerden bir tanesi EF'nin 4 katı FB'ye eşit. Bunu hemen bir yazmamız lazım. Şimdi kırmızıyı alalım. Ben EF'ye X dersem, şurası X olursa arkadaşlar, demek ki FB'de 4X olacak dedik. Bundan sonra 4 birim uzunluğu zaten soruda verilmiş. AB uzunluğu nedir diyor. Şimdi dikkat ederseniz burada yine E noktası orta nokta arkadaşlar. Orta noktadan şimdi bir paralel çekersem orta taban olacak ama hangi üçgenin orta tabanı onu da göstermek istiyorum. Adana, Ceyhan, Denizli. ADC üçgene dikkat edin. Üzerinden maviyle geçiyorum. ADC üçgeninde E noktası AD'nin kenar orta noktası. E noktası orta nokta olduğu için bu E noktasından ben şimdi siyahla bir paralel çekiyorum. Nereye? DC'ye. DC'ye paralel çektiğim an artık şunu söyleyebilirim. Bakın bu paralel çekmeyi ben kendim istedim. Şöyle bir çektik diyelim. Peki bu ne oldu? Orta taban oldu. Orta taban olunca ne olacak? Paralel olduğu kenarın yarısıdır. Yani burası DC'nin yarısı olacak. Burası 2. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Aynı zamanda tabii ki burası T diyelim mesela. Buradan AT ile TC'nin de eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii soruda gerek duyarsak bunu da kullanırız. Şimdi burada bir de kelebek görüyoruz. Bakın onu da yine şöyle bir boyayalım. Mesela şu küçük maviyle boyadığım, büyük maviyle boyadığım bunlar birbirinin
ne olacak? Benzeri olacak. Benzerlik oranı da 1'e 4. Neden? Çünkü T açısının gördüğü kenar X ve A açısının gördüğü ise 4X. Benzerlik oranı 1'e 4 olduğuna göre aslında şu 2'yi görüyorsa arkadaşlar, demek ki F'de 8'i görecek. Zaten bize de AB'yi soruyordu. AB uzunluğu 8'dir. Doğru cevabımız A seçeneğidir dedik. Sıradaki sorumuz çiz ve çöz soruları, adını verdiğimiz çiz çöz soruları arkadaşlar. Bu tip sorularda sadece yönelmeler veriliyorlar. Sizi ne yapmamız gerektiği hakkında bilgiler veriliyor ve şekli siz çizip soruyu tamamlamanız isteniyor. Şimdi ABC üçgeninde AD ile DB eşit. Bakın bu tarz sorularda hemen bir üçgen çizin. Bu üçgenin nasıl üçgen olduğu önemli değil. Çünkü soruda öyle bir özel bir üçgen belirtilmemiş. Bir tane ABC üçgen alın diyor. Aldık. İsimleri verelim. Burası A köşesi olsun, burası B köşesi olsun, burası da C köşesi olsun. Şimdi dikkat edin, ne diyor? AD ile DB'nin birbirine eşit. Aynı zamanda AE'nin de EC'nin birbirine eşit olacak şekilde bir D noktası alınıyor. Nereden? AB üzerinden. Yani AB üzerinden öyle bir nokta alacağım ki bu aldığım nokta D noktası her iki noktaya, gerek A'ya gerek B'ye eşit uzaklıkta olacak. Demek ki bunun adı orta nokta. Aynı şekilde E nereden alınıyor? AC'den alınıyor. AC'den bir E alıyorum. Bunun özelliği ne? O da hem A'ya hem de C'ye eşit uzaklıkta olacak. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. D noktasıyla E noktası kenarların orta noktası ve biz bu orta noktaları birleştirirsek eğer orta taban oluşturabiliriz. Ama soru ne istiyor, ona da bakmamız gerekiyor. DE uzunluğu diyor. Artık DE uzunluğu dediğine göre DE'yi birleştirmem isteniyor. DE'yi birleştirdiğimi varsayalım arkadaşlar. Şöyle birleşti. Artık DE uzunluğuna biz ne diyeceğiz arkadaşım? DE doğru parçasını orta taban diyeceğiz ve tabanın yarısıdır. Yani burası X ise BC 2X'tir. Bizden istenen, daha doğrusu verilen bilgi X ile 2X'in toplamının 24 olduğunu burada vermiş zaten. Buradan X 8 geliyor arkadaşlar. İstenilen 2X eksi DE'de X demiştik. Yani X uzunluğu nedir diye soruyor. Zaten biz de onu 8 olarak bulmuştuk. Aslında burada öğrencilerin genelde zorlandığı soru tipi çiz ve çöz sorularında çizemiyorum diyorlar ama yönermeleri dikkatli ve sakin sakin belirttiği şekilde takip ederseniz bu sorular aslında çok da zor olmayan sorular arkadaşlar. Bunlardan biraz daha çözelim. Sırada yine çiz ve çöz sorusu var arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde AE eşittir EC olacak şekilde bir E noktası alacağız. Pekala, o zaman sıradan bir üçgen çiziyorum çünkü özel bir üçgen belirtilmemiş. Hemen kalemimi doğrusal olarak alayım. Rastgele bir üçgen çizeceksiniz. Bunun dediğim gibi herhangi bir özelliği yok. Yani dik üçgen dememiş, ikizkenar üçgen dememiş. Rastgele bir üçgen aldık. İsimleri yazalım. Burası A, burası B, burası da C olsun. Öyle bir E noktası alacağız ki hem C'ye hem de A'ya eşit. Yani ikisinin tam ortasında. Çünkü AC üzerinden alacağımızı belirtiyor. Tamam, şuradan bir E noktası aldık. Sonra diyor ki DAB üzerinde olmak üzere A'nın D'ye olan uzaklığı 10, B'nin D'ye uzaklığı da 2 olacak. Yani öyle bir D noktası alacağım ki A'ya uzak, B'ye yakın olacak. A'ya uzaklığı 10, B'ye uzaklığı da 2 olacak. Bunu da aldık. Bunu da tabii ki AB üzerinden aldık. Burada yazıyor. Buna göre ABC açısının, ABC açısı şurası alfa. Alfanın neye oranı isteniyor arkadaşlar? ADE. Bakın ADE diyorsa D ile E'yi birleştirmem lazım. Hemen D ile E'yi birleştiriyorum. Böylece ADE dediği yerde şurası arkadaşlar. Buraya da bir isim vereyim hemen. İsmi de teta olsun. Burası da teta. Alfa bölü teta nedir diye sormuş. Bu arada unutmayın E noktası orta noktaydı. Bunu zaten sorunun ilk kısmında verdi. Şimdi nasıl yapacağım? Yine kenarın bir orta noktasını görüyoruz arkadaşlar. Ve bir soruda, üçgen sorusunda özellikle kenar orta nokta görüyorsanız çözümlerden bir tanesinin ya da çözüme giden yolun bir tanesinde orta taban olabileceğini düşüneceksiniz. İlla orta tabandan çıkacak diye söylemiyorum ama ortada baktınız ki sıkıştınız, orta taban çekmeyi muhakkak ve düşünün. Bakın şimdi yeşille ben orta taban çekeceğim. Yani E noktasından BC'ye paralel çekiyorum arkadaşım. BC'ye paralel çektim. Paralel çektikten sonra artık şunları söyleyebilirsiniz. Maviyle gösteriyorum. Bu paralel BC'ye. Şuraya K ismini vereyim. Peki artık K noktası ne oldu? Orta nokta oldu. Yani AK ile KB'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre A ile B arası komple 12 arkadaşım. Bakın şu uzaklık 12.
12'nin yarısı 6. 6 burada, 6 burada olacak. O zaman yeşille gösteriyorum şimdi. AK 6. KB'de 6 olacaksa arkadaşlar ne olacaktır burası? Kesinlikle ve kesinlikle burası 4 olacaktır, değil mi? Peki BC'nin 8 olduğunu biliyoruz. Onu da vermişti bize. Orta tabansa burası da 4 olacak. Bakın içeride çok güzel bir ikizkenar yakaladım. Bu ikizkenara göre şu açıda mecburen ne olmak zorunda? Teta olmak zorunda. Bu açıda teta değil miydi? Bu açıda tetaydı. Peki 2 iç bir dışa eşit değil mi? Yani burası da ne olacak? 2 teta. Şimdi doğruda açı kurallarına göre izleyin arkadaşlar. Bitiriyorum. KE ile BC birbirine paralel olduğuna göre ve şimdi de sarıyla göstermek istiyorum. AB'de bu iki paralel doğruya kesense burada alfa ile 2 teta yöndeş açılar olup birbirine eşittir. Yani alfa dediğimiz aslında 2 teta oluyor arkadaşlar. Şu alfa eşittir 2 teta'yı yazalım. Buna göre alfa yerine 2 teta yazarsak 2 teta bölü teta'dan doğru cevabımız 2 olacaktır dedik. Son kısmı kabaca söylersek burası alfa ise arkadaşlar şurası da alfa olmak zorunda. Bunlar yöndeş açılar çünkü. Çünkü KE ile BC paralel ve AB'de bu ikisini kesen bir doğru. Buna göre alfa ile 2 teta yöndeş açılar. Aynı yöne bakıp aynı yöne baktıkları için yöndeş açı deniliyor. O yüzden bunlar birbirine eşit. Alfa yerine 2 teta yazınca oranımız 2 oldu. Arkadaşlar sıradaki sorumuz ABC üçgen AD BC'ye dik, bu belirtilmiş. AE'nin de EC'ye eşit olduğu verilmiş. Yani E noktası orta nokta, bu önemli. AD de BE'ye eşit. Bakın bu önemli bir bilgi çünkü bunu nasıl kullanacağımızı önce tahmin etmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Çünkü bunlar ikizkenar meydana getirmiyor. AD ile BE yani kırmızı ile çekilen doğru parçalar birbirine eşitse bunu kullanmayı akledeceğiz. Birazdan göstereceğim ne yapabileceğimizi. BAD açısının 40 derece olduğunu vermiş. Bize ABE açısını soruluyor. ABE dediği şurası arkadaşlar. Buraya da ben alfa diyorum. Amacımız alfayı bulmak. Pekala. Şimdi kırmızıların eşit olduğunu nasıl kullanacağız? Öncelikle bakın E noktası orta nokta. Bir üçgende orta nokta görüyorsak arkadaşlar çözüm ararken tıkandığımızda orta taban çekme ihtimali yani çözüme giden yolun aslında orta tabandan geçineceğini de düşüneceksiniz. Yani dediğim gibi illa orta tabandan soru çözülecek diye bir kayda yok ama çözüme araştırdınız baktınız ki olmuyor bir orta taban çekmeyi akledeceksiniz artık. E noktasından AD'ye bir paralel çekiyorum. Bu paraleli çektikten sonra artık bundan sonra orta taban olduğunu söyleyebiliriz. Buranın dik olması gerekiyor. Çünkü paralel çekersiniz arkadaşlar. Bunlar paralelse bu 90 ise bu da 90 olacak. Aynı zamanda tabanın da yarısı olacağını. Aynı zamanda şuraya K dersek gerek duyarsak bu bilgiyi de kullanırız. DK eşittir. KC bunlar da eşit olduğunu. Yani şuranın da buraya eşit olduğunu. Aynı zamanda AD'nin 2x olduğunu düşünürsek. Bakın AD 2x diyorum. O zaman EK'da x olmak zorunda. Şimdi AD 2x ise artık BE'nin de 2x olduğunu soru bize vermiş oluyor. Burada çok güzel bir üçgen var. Şimdi tarayacağım üçgene dikkat edin. Bakın EB, BK ve EK arkadaşlar. Bu dik üçgen öyle bir dik üçgen ki bir dik kenar hipotenüsün yarısıdır. Bakın gördüğünüz gibi şu açının karşısında x var 90'daki x var. Bu kesinlikle ve kesinlikle 30, 60, 90 üçgenidir. Unutmayın BE'nin 2x olduğunu zaten biliyoruz. Şuradan dolayı. Bakın burada kendisi bilgi vermişti. Bu 30 derece ise arkadaşlar. Burası 90 ise artık Adana, Bursa, Denizli üçgene bakın. Bu üçgen dik üçgen. Dik üçgene göre burası 40 ise arkadaşlar. Şimdi mavi ile geçtim. Açının tamamının 50 olması lazım. Yani alfaya 20 derece kalıyor. Çünkü burası da 50 derece olmak zorunda. Yani bizden istenen açı 20 derecelik bir açıymış. Bu soruyu geçtik. Sıradaki sorumuz yine çizgi sorusu arkadaşlar. Peş peşe aynı tip iki soru çözmek istediğim için hemen bir önceki sorudan sonra bunu çözmek istedim. Bir ABC üçgeninde AH BC'ye dik olacak şekilde bir H noktası BC üzerinden alınıyormuş arkadaşlar. Öncelikle hemen çizgi sorularında ne isteniyorsa ona uygun bir şekil çizmemiz gerekiyor ve rastgele bir üçgen almam gerektiğini söylüyor. Bir üçgen aldım arkadaşlar. Şöyle. Bu üçgenin herhangi bir özelliği yok. Dediğim gibi eşkenar değil, ikizkenar değil, dik üçgen değil. Rastgele bir üçgen. Hemen isim verelim. Burası A, burası B ve burası C. Şimdi diyor ki bize öyle bir H noktası alacağız ki BC'den AH BC'ye dik olacakmış arkadaşlar. Yani A'dan bir dik indirmem isteniliyor. Dik indirdik arkadaşlar.
Bunu ben doğru parçasıyla indireyim, daha düzgün olsun. Şimdi şuradan dike indirdik. Dikme ayağına haşt adını verdik. Ve buranın da 90 derece olduğunu da söyledik. Tamam. Bundan sonra ne istiyor? Bir de AD eşittir DB olacak şekilde AB üzerinden bir D noktası alacağız. Nereden alacağız? AB üzerinden alacağız. Öyle bir nokta alacağım ki D adını vereceğiz. Bu nokta hem A'ya hem de B'ye eşit uzakta olacak. Şimdi eşitliği de göstereyim şöyle. Tamam. Aynı zamanda AH uzunluğu, bakın siyahla çizdiğim o yükseklik uzunluğu DC'ye eşit olacak. Şimdi kırmızıyla çizeyim, uzunluğa eşit olacak. İşte bir önceki soruyla aslında aynı tip bir soru olduğunu gördünüz. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle bir şey yapacağım. Yine D orta nokta. Orta noktadan AH'a bir paralel doğru çizmek istiyorum. Paralel çizersek bakın bunun adı artık orta taban olur. Orta taban olduğu için burası 90'sa burası da 90. Bakın paralel çizdiğimi belirteyim şurada. Evet. AH'a paralel çizdim. Bu orta tabandan dolayı artık şunu söyleyebiliriz. AH uzunluğuna ben 2x dersem AH'a, o zaman kesinlikle ve kesinlikle yeşille gösteriyorum. Bu K dersek arkadaşlar DK x'tir. Peki AH 2x ise lütfen dikkat edin, CD de 2x'tir. Yani kırmızıyla çizilen doğru parçası da 2x'tir. Pekala. Bizden istenen ne? Denizli Ceyhan Bursa açısı. DCB açısı, yani şu açıyı soruyor bize. Bakın bu açı öyle bir açı ki, şimdi üzerinden kırmızıyla geçtiğim üçgene bakar mısınız? Denizli, Kastamonu, Ceyhan üçgene bakmanızı istiyorum. Denizli, Kastamonu, Ceyhan üçgeni nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Peki nasıl bir dik üçgen? Bir dik kenarı hipotenüsün yarı uzunluğunda arkadaşlar. Bir dik kenar hipotenüsün yarı uzunluğundaysa bu kesinlikle ve kesinlikle 30-60-90 üçgenidir. Yani bana sorduğu açı aslında 30 derece. Çünkü 30'da x var, 90'ın karşısında da 2x var arkadaşlar. Bunu isterseniz bir de şöyle göstermek istiyorum. Hazır kalıp bir üçgen de göstereyim. Eğer bir dik üçgende şunu görüyorsanız, bu çok sık karşımıza çıkabilir. Bir dik kenar x, hipotenüs 2x ise böyle bir şey görüyorsan, yani böyle bir şey varsa, o zaman x'i gören açı 30 derece olmak zorunda. Bu 30-60-90 üçgenidir. Böylece bize sorduğu aslında DCB açısı 30 derecelik bir açıdır. Bursa. Sırada yine çok güzel bir sorumuz var. AE'nin EB'ye dik olduğu zaten verilmiş. BE de açı ortay denmiş. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi neden önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Bir açı ortayın dik geldiği durumlarda ne yapmamız gerektiğini. Bakın dik gelip aynı zamanda açı ortay oluyormuş bu. Pekala, devam edelim. Burada ABE açısı. ABE dediği şu açı arkadaşlar. Alfa adını veriyorum. Aynı zamanda ACB'ye, yani burasında alfa olduğunu söylüyor. Tamam. Ve o zaman açıortay olduğuna göre bu da alfadır. BE'nin 4 olduğunu vermiş bize, AC uzunluğu, yani şurayı soruyor. Peki burayı nasıl bulacağız? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Eğer bir açıortay doğru parçası bir kenara dik geliyor ki geliyor ise unutmayın bu ikizkenar üçgende meydana gelir. Öncelikle o özelliği bir anımsatayım isterseniz. Şöyle bir ikizkenar üçgen aldığımı varsayalım. Bu ikizkenar üçgende diyelim ki şurası A olsun arkadaşlar. Burası B olsun. Burası da C olsun. AB ile AC eşitse A'ya tepe açısı deriz. Tepe açısı ikiz olmayan kenarı görür ve biz tepe açısından bir yükseklik indirdiğimiz zaman indirdiğimiz yükseklik aynı zamanda kenar ortay oluyor. Aynı zamanda açı ortay oluyor. Aynı zamanda dediğim gibi yükseklik oluyor. İşte bu bir doğru parçası bu üç özelliğe sahip oluyor. Bakın yükseklik oldu mu, maviyle indirdim. Evet. Bunu ben çektim. Bu aynı zamanda açı ortay oluyor. Aynı zamanda kenar ortay oluyor. Bu nerede? İkiz kenar üçgende. Biz buna KIA diyoruz arkadaşlar. Kodlaması bu. Yani bir yerde bir doğru parçasının kenar ortay olduğunu, yükseklik olduğunu, açı ortay olduğunu görüyorsan ikiz kenar olduğunu da söylersin. Bu dördünden ikisi varsa diğer ikisi de muhakkak vardır. Yani diyelim ki A görüyorsun, Y görüyorsun. Yani açıortay görüyorsun. Aynı zamanda o açıortay yükseklik oluyorsa kesinlikle I de vardır, K de vardır. Yani ikiz kenar da kenarortaydır. Şimdi bunları söyledikten sonra dikkat ederseniz burada BE, şimdi maviyle üzerinden geçiyorum. BE doğru parçası aslında açıortay olup dik gelmiş. Ha, burada o zaman şunu diyeceğiz. Açıortay yükseklik olmuşsa ikizkenar arayacağız ama burada üçgenimiz ikizkenar değil. Üçgeni biz tamamlayacağız arkadaşlar. Tamamlamak için de şunu yapacağım. AE doğru parçasını uzatıyorum. AE doğru parçası uzatıldığı zaman şu indiği yere de bir isim vereceğim şimdi. Buraya K diyorum. Artık şunu diyebilirim. A
B ve K üçgeni arkadaşlar ikizkenardır. Neden? Çünkü açıortay var. Yani BE açıortay. A var yani. Aynı zamanda bu açıortay yükseklik olmuş. Y de var. Açıortay varsa, yükseklik varsa K de vardır. Yani kenarortaydır. Demek istediğim şu. Bu parça bu parça eşittir. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? İkizkenardır. Yani ikizkenardan dolayı AB ile BK eşit. Bunu da söyleyelim. Bu ekstra bilgi. Ya çözümle alakası vardır veya yoktur. Önemli değil. Ben konuyu anlatmak için söyledim. Şimdi burada E noktasının artık orta nokta olduğunu söyleyebiliriz. Bu E noktası öyle bir güzel noktada ki BC'ye bir paralel çekersem adı orta taban olacaktır ve orada güzel bir yamuk oluşturacağım arkadaşlar. Demek istediğimi hemen uyguluyorum. Şimdi E'den ben BC'ye bir paralel çekiyorum. Paralel çektiğim an artık bu, şu paralelliği göstereyim. Bu orta taban. Neyin orta tabanı? KC'nin orta tabanı arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü AKC üçgeni, şurayı hemen doğrusalla göstermek istiyorum. AKC üçgeni, gördüğünüz gibi şu kırmızıyla üstlerini taradığım üçgene bakarsınız arkadaşlar. AKC üçgeninde bir kenarın orta noktasına paralel çektiğime göre artık bu orta tabandır ve şunlar yazılabilir. Eğer burası x arkadaşım, kesinlikle ve kesinlikle burası da 2x'tir yazılabilir. Peki aynı zamanda ne yazılabilir? Burası T dersek arkadaşlar şuraya. Bu parça ile şu parça, yani AT ile TC de eşittir. Şimdi burada güzel bir dörtgenimiz var. Lütfen B, C, T, E dörtgene bakın. Bu bir yamuk arkadaşlar. BCTE bir yamuk olup alfa alfa, bakın taban açıları alfa, bu da alfa. O zaman bu 4 ise burası da 4. Bu da 4 arkadaşlar. Zaten bize de A ile C'yi soruyor, 8. Soruda çözümde kullanmadım. Çok bilgi verdim ama hani nereden ne eşit oluyor, hangi uzunluklar nereye eşit oluyor, bunlar sırf sadece siz öğrenin diye. Bunu belki bu soruda kullanmadık ama başka sorularda bu bilgiler kullanılacaktı. O yüzden bunlar kafanızda yer etsin diye ekstra bilgiler verdim. Mesela x, 2x'i kullanmadık. Direkt burada ikizkenar yamuğu kullandık. Aynı zamanda AB'nin BK'ya eşitliğini de kullanmadık. Ama dediğim gibi bunlar ileriki sorularda, yani başka sorularda ne olacak? Kullanılabilir bilgiler. O yüzden bilgileri hatırlatmak amacıyla bunları anlattım arkadaşım. Bakın sırada yine benzer bir soru var. AD ile BD birbirine dik. AD'nin de açıortay olduğunu vermiş. Güzel. Bir açıortay dik geliyorsa muhakkak ikizkenar oluşturmaya çalışın. Çünkü açıortayın dik geldiği yer ikizkenar üçgende oluyor. Soruların çoğunluğu bu şekilde, yani ikizkenar oluşturularak çözülüyor. İlla oradan tam sonuç elde edeceğiz diye söylemiyorum ama soruların çoğunluğu kesinlikle ve kesinlikle ne olacaktır? İkizkenar oluşturularak çözülecektir diye söyleyebiliriz. Şimdi AC'nin 4 ve DF'nin 3 olduğunu vermiş. Biz şöyle yapacağız arkadaşlar. Açıortay dik geldiğine göre biz bu açıortayı uzatalım. Hemen AC'yi uzatıyorum arkadaşım. Benzer şekilde BD'yi de uzatıyorum. AC ile BD'yi uzatınca arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların kesiştiği yere de bir isim veriyorum. Bu arada uzatma biraz kötü olduğu için baştan çizeceğim. AC'yi şöyle uzatalım. Doğrumuzu alayım. Şuradan aldık arkadaşım. Bu buraya geldi diyelim. Bunu da buradan aldık. Evet, şimdi bu kesişleri noktaya bir isim vereceğim. Bu isim de K olsun arkadaşlar. Şimdi A'dan D'ye bir yükseklik indirilmiş. O yüzden A, B, K ikizkenardır. İkizkenar olduğuna göre kim kime eşit? AB ile AK birbirine eşit arkadaşlar. Tamam. Bunu söyledikten sonra artık şunu da söyleyebiliriz. Yani bu aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Çünkü yükseklik var. A var, açıortay. Yükseklik Y var, İ olacak, bir de K olacak. K neydi? Kenarortay. Yani indirdiğimiz bu dikme aynı zamanda yükseklik, ikizkenar, aynı zamanda bir de kenarortay özelliğini taşıyor. Kenarortay özelliğini taşıyorsa arkadaşlar bu buna eşit. Tamam, bunu da söyledik. Pekala, başka neyimiz var arkadaşım? F noktasında orta nokta olduğu belirtilmiş. Nerenin? BC'nin orta noktası. Bakın,
BC, BF ile FC birbirleşti. Evet, şimdi izleyin. Lütfen şu üçgene bakın. Bursa, Ceyhan, Kastamonu. Bu üçgende kesinlikle FD doğru parçası orta taban. Neden? Çünkü bunun sebebi her iki kenarın orta noktası gerek D orta nokta gerek F orta nokta bunlar birleştirilerek bir orta taban aslında oluştu orada. Orta tabanın yarı uzunluğuna sahip. Yani burası 3 ise arkadaşım aslında şu CK dediğimiz uzunlukta 6 olmak zorunda. Hemen oraya da 6 yazarsak arkadaşlar böylece AB uzunluğunu rahatlıkla 10 olarak söyleriz. Çünkü burası 10 ise ikizkenardan dolayı burası da 10'dur. Doğru cevabımız E seçeneğidir dedik. Canlar sıradaki sorumuz ABC üçgen AD ile CE'nin kesişimi F bu soruda zaten veriliyor. Bakın burada kesiştiğini belirtmiş. AE'nin EB eşit olduğu verilmiş. EF'nin de FC eşit olduğunu vermiş. AD uzunluğu komple 12. Tamam. Bizden istenen A ile F uzunluğu arasındaki uzaklık. Şimdi AF'yi ben farklı bir renkle göstereyim. Şöyle üzerinden geçelim. Bir yeşil renk alacağım. Yeşil renkle aradığım uzunluğu işaretlemek istiyorum. Burayı bulacağız arkadaşlar. Peki. Şimdi burada E noktası orta nokta. Bu E noktasından arkadaşlar ben AD'ye yani bana şu 12 verilen kenara 12 birim uzunluktaki kenara bir paralel çekiyorum. Paraleli çektim arkadaşlar. Şimdi çektikten sonra çektiğim aya K diyorum. Artık EK AD'ye paralel oldu. Paralel olduktan sonra arkadaşlar bunun adı orta taban. Neden? Çünkü şu üçgene bakmanızı istiyorum. ABD üçgeni. ABD üçgeni isterseniz siyahla üstünden geçeyim. Çünkü ABD üçgeninde E noktası orta nokta. Orta nokta AD'ye paralel şekilde çekildiğine göre o artık bunun adı orta taban oluyor. Siyah belirttiğim üçgende şu özellikler sağlanmaktadır. Özelliklerden bir tanesi eğer biz bu oraya x dersek burası da komple 2x olacak. Yani AD dedim 2x. AD zaten 12 değil miydi? 12 olduğuna göre ben artık şunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle artık EK'nın 6 birim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tabanın yarısı. Şimdi dikkat ederseniz burada şuranın da buraya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani şurada derken BK'da KD eşit. Pekala. Devam edelim. Burada F noktası EC'nin orta noktası. Maviyle göstermek istiyorum. Burada da yine bir orta taban var. Şimdi orta taban kendiliğinden oluştu. Biz bir şey yapmadık. Biz sadece paralel çekerek orta tabanı ilk etapta oluşturmuştuk ama burada F noktası kesinlikle orta taban kendiliğinden orta taban oluştu burada. Şimdi maviyle çektiğim üçgene dikkat edin. F noktasından aslında bir paralel var değil mi? Nereye? EK'ya. EK'ya paralelse FD orta tabandır. Orta taban olduğuna göre şu 6 birimin yarısı buradadır. Yani 3'tür. Burası 3 ise arkadaşlar zaten AD 12 idi. Demek ki buraya 9 kalıyor. Bu durumda cevabımız Edirne olacak. Sorumuzun da çözümünü yani çok güzel iki tane orta taban sorusu. Hatta burada başka bilgiler de var. Menelaus yapılabilir, benzerlikler yapılabilir. Biz orta taban özelliğini anlatmak için orta tabandan anlattım ama çeşitli yolları var bu sorunun çözümü için. Arkadaşlar sıradaki sorumuz yine açıyla ilgili bir soru ve çok güzel bir soru yine. Şimdi ABC üçgeninde AD uzunluğu, pardon AB uzunluğu DE'nin iki katı. Şimdi DE'ye bu soruda belirtilmemiş. O yüzden biz hemen bunlara isim verelim arkadaşlar. Şuraya X diyorum. AB'de 2X. Pekala. 120 ve 50 dereceler şekilde verilmiş. ACB açısı yani şu açı nedir diye soruyor. Bu açıyı bilmiyoruz. Alfa dedik. Şimdi dikkat ederseniz D noktası nedir? AC'nin orta noktası. Bir üçgende orta noktadan herhangi bir kenara ki ben burada AB kenarına bir paralel çekersem arkadaşım. Bu paraleli çektim. Paralel işaretini de vereyim. Bu buna paralel olduktan sonra artık şunu söyleyebilirim. DK kesinlikle orta taban burası 2x ise burası x. Şimdi burada içeride xx dediğimiz ne oldu? Bir ikizkenar üçgen oldu. O zaman taban açıları 50-50 olacak. Yani şu K açısı 50 olacak. 50-50 olunca arkadaşlar 100 yani buraya 80 derece kalacak. Ve burada paralellikten dolayı bir U kuralı var. Burası 120 ise U kuralına göre ona bakan açının da 60 olması gerekiyor. U kuralı, U nerede var derseniz hemen göstereyim arkadaşlar. AB, AD ve
DK. DK'dan paralel çektiğimi söylemiştim. DK'dan burada AB'ye paralel çekersek U oluştu. 60. Bundan sonrası kolay oldu herhalde. Çünkü burası artık bitmiştir. 140 oldu. 140 olunca şu açıya 40 derece kalıyor arkadaşlar. Bu açıda 40 olunca şu açıda zaten biliniyor. 130 derece. Ve böylece alfaya da 10 derece kalıyor. Üçgenden dolayı. Ya da iki iç bitişten 40 artı alfa. İki iç açı kendisine komşu olmayan dış açı, yani 50'ye eşit. Oradan alfa yine 10 derece olduğunu görürsünüz. Bir diğer sorumuz, ABC dik üçgen AD DB'ye eşit. Evet, hipotenüs ortalamış. Burada bir önceki videodan muhteşem üçlü çekilebileceğini düşünebiliriz. Belki de bu soru için muhteşem üçlü de çekebiliriz. 6 birim, 3 birim, 9 birimler verilmiş. ADEC üçgeni, pardon DEC açısı, özür dilerim. DEC açısı, yani şu açıdan bahsediyor. Şimdi bu açıyı nasıl bulacağız? Evet, bir önceki videomuz muhteşem üçlü videosuydu. Eğer bir dik üçgende hipotenüsün orta noktası dik açıyla birleştirilirse artık muhteşem üçlü oluşturulacak. Ben de bir oluşturayım dedim. Peki oluşturduktan sonra ne oldu? Burada bir ikizkenar oluştu arkadaşlar. Artık bu üç parça birbirine eşit. Burada ikizkenar dediğimiz, yani B, onu da şurada yazayım arkadaşlar. B, D, C, bu üçgen ikizkenar üçgen, taban açıları eşit. Peki bir dik ikizkenar üçgende tepe açısından tabana dik çekersek ne olur arkadaşlar? İşte çok güzel şeyler olur. Bir kere diki çekersem, bu çektiğim dik arkadaşım, burası da 90 olduğuna göre artık şunları söyleyebilirim. Bu AC'ye paraleldir. Bu dikme ayağını T diyorum. AC'ye paralel olduğuna göre artık orta tabandır. Neden? Çünkü D noktası orta nokta arkadaşlar. Aynı zamanda kenar ortaydan da söyleyebiliriz. Yani BT uzunluğunun TC uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Onu da şöyle yeşille gösteriyorum. BT yeşille gösterdiğim uzunluk, TC de maviyle gösterdiğim uzunluk. Bunlar birbirine eşit. Bunlar eşitse orta noktalar birleştirilmiş. Yani DT orta tabandır. Artık buranın da 3 olduğunu söyleyebiliriz. Orta taban olduğu için BC'nin yarısı, yani BC uzunluğu 12. Yarısı 6 burada olacak arkadaşlar. Diğer 6 da burada olacağına göre demek ki TE arası 3 olacak. Burada çok güzel bir ikizkenar dik üçgen yakaladık. Bu ikizkenar dik üçgene göre aslında sorulan açı 45 derecelik açıymış. Çünkü ikizkenar dik üçgende 45-45-90 oluşuyor. Peki bizden istenen neydi? DEC. DEC dedi şu açıymış arkadaşlar. Ben yanlış göstermişim. 135 derecelik açıyı soruyormuş. Yani doğru cevabımız Denizli dedik. Gördüğünüz gibi yine bir açı sorusu arkadaşlar. ABC dik üçgen. Yine E orta nokta verilmiş. Bu belirtiliyor zaten soruda. Devam edersek 66 derece de verilmiş ama BD'nin 3 katı DC belirtilmemiş arkadaşlar. Buna hemen yazalım. Buraya X dersek burası da 3X diyoruz arkadaşlar. BD açısı, yani şu açının ölçüsü kaç derecedir diyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. E noktası orta nokta ve ben bu orta noktadan AC'ye paralel çekiyorum arkadaşım. Paralel. Artık buna da orta taban olacak. Bir kenarın ortasından herhangi bir kenara paralel çekiyorsak oluşan doğru parçası orta taban adını alır. Paraleldir. Tabanın yarısıdır. Burası da 90'dır. Diğer kenarı da ortadan ikiye böler. Yani buraya T dersek arkadaşlar BT ile TC'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi BC toplam ne kadar? 4X. 4X'in yarısı burada. Yani 2X burada. 2X de burada olacak. O zaman burası X oldu. Burası 90'dı arkadaşlar paralellikten dolayı. Burada 90'sa burası da 90. Burası da 90 olduğuna göre bakın burada çok güzel bir üçgen var. Bursa, Edirne, Trabzon üçgenine bakın. Bu üçgen dik üçgen ve dik üçgende hipotenüsün orta noktası var. Orta nokta birleştirilmiş. Daha doğrusu hipotenüse kenarortay çekilmiş. Bu muhteşem üçlü arkadaşlar. Muhteşem üçlüden dolayı artık soru bitmiştir. Çünkü bu 66 ise paralellikten bu da 66. Buraya gelecek açı 90'a tamamlayacağı için 24 derece. Burası 24 ise arkadaşlar zaten BED dedi. Yani bu açıda 24'tür. Neden? İkizkenar. O ikizkenarı göremediysek hemen göstereyim. ED uzunluğu X, BD de X. O zaman B açısı 24 ise buradaki BED açısı da 24 derecedir deriz arkadaşlar. Doğru cevabımız Deniz.
Gençler artık videomuzun son sorusuna geldik ve güzel bir katlama sorusuyla videomuzu bitireceğiz. ABC üçgeninde A köşesi D boyunca katlanarak A üssü konumuna getiriyor. Bu zaten soruda ikinci şekilde verilmiş. Şimdi burada A üssü BC doğrusal deniyor. Bu önemli bir bilgi ve A üssü E uzunluğu, yani şu siyahla üzerinden geçtiğim uzunluk, EC uzunluğuna eşitlenmiş. Tamam, bu ikizkenarı kullanacağız. BC uzunluğu kaçtır diye soruyor. Bu arada DE'nin de 3 birim olduğu verilmiş. Genelde biz öğrencilere şunu deriz. Katlama sorularında şekli ilk haline getir. Yani katlanmamış haline getir. O yüzden ben BD'yi uzatarak A'yı, yani A üssünü eski A pozisyonuna getireceğim. Şimdi burayı çektik. Buradan EC'yi de çektik. Aslında ikisinin kesiştiği yer artık A noktası. Buradan şunu söyleyebiliriz. AE uzunluğu ilk durumda neyse şimdi A üssü E ile aynı olacak dedik. Yani şuradaki uzunluğa ben artık K dersem aslında A üssü E de K olacak. Burası da K. Şimdi arkadaşlar bakın E noktası orta nokta. Ve dikkat edin burada DE dediğimiz öyle bir doğru parçası ki bunun boyunca katlandığında A üssü eğer tam A noktası tam A üssüne gelip 3'ü doğrusal oluyorsa arkadaşım bakın 3'ünün doğrusallığını şimdi kullanıyorum. 3'ü doğrusal duruma geliyorsa şu 3'ü yani B, C ve A üssü kesinlikle ve kesinlikle bu paralel olmak zorunda. Ve D de ortada olmak zorunda. D orta nokta olmazsa zaten E'nin orta nokta olduğunu biliyoruz. Eğer D ortada olmazsa kesinlikle bu 3'ü doğrusal olmaz. Yani peki nasıl olur? Mesela diyelim ki D ortada değil. AD dediğimiz şu kısım daha küçük. Daha küçükse o zaman katlama sırasında kesinlikle A üssü burası olurdu. Veya AD daha büyük. Nereye göre daha büyük? DB'ye göre. Benim iddiam şudur. AD uzunluğunun DB uzunluğuna eşit olması lazım ki A üssü buraya gelsin. Eğer bu küçük olsa A üssü buraya gelir. Eğer burası daha büyük dedik. Şimdi burası büyük olsa o zaman A üssü biraz daha aşağıya gelecektir arkadaşlar. Yani şuralara gelecektir. 3'ü doğrusal olmaz bu durumda. 3'ünün doğrusal olması için D tam ortada olacak. Aynı E'de olduğu gibi. Bu durumda artık şunu söyleyebiliriz. DE dediğimiz doğru parçası öyle bir doğru parçasıdır ki artık ona biz orta taban diyebiliyoruz arkadaşlar. Orta taban dediğimize göre şuraları siliyorum. Artık şunu da söyleyebiliriz. Bu buna paraleldir. Çünkü bu da eşittir. Kırmızıyla gösterelim. Bu da orta noktadır. Paraleldir. Orta tabandır. Orta tabansa DE'nin yarısı olup DE 6 olmak zorundadır. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla yeni bir videoda görüşmek üzere.